Geçen izledik diye hatırlıyorum. Çok bence şey değil. Yani çok rahatsız edici bir şey bu tepki. Ben evet, mesela inanılmaz kınıyorum şu anda bunu. Bir de... Ne f***tans işte. Gizli etiketlemiş herhalde. Şey yapma. Geçiyoruz Çağrı'ya. Şimdi şöyle ilginç bir olayımız var arkadaşlar. Çağrı'nın deyince kızın gözlerinin açılması peki. Direkt... Trigger word abi kızda Cahre'in. Kıza bakın. Şey yapma. Geçiyoruz Cahre'ye. Şimdi şöyle. Abi resmen arkadaş ortamında şey bu kız ya. Ya of, prom kazanacak Cahre'in olmasaydı ya. Ya prom kazanacak ya. Her şeyi berbat etti o şişko ya. Böyle ilginç bir olayımız var arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Cahre'nin zaten. Canım benim, kamera karşısında böyle şeyler giyinmez. Tarama yapar. Kör oldum şu an. Bir daha yapma olur mu? Baykal biliyorsunuz geçen sene galiba işte millet meclisine girdiğinde işte tekerlekli sandalyedeydi. Konuşmakla biraz zorluk çekiyordu. Rahatsızdı. Bu da Cahre'yi rahatsız etmiş. Önce bir izleyelim kendisini niye linç yediğini Deniz Baykal hakkında. Bir de Deniz Baykal var. Yapıştır. Ya bir de gülüyorsun sen. Oğlum ben mi yaptım? Hadi. Çok ayıp. Aşırı eğlenmiş. Evet. Bence de çok ayıp bu arada amına koyayım. Aa, aşırı eğlenmiş. Savunamayacağım bir. Video. Biraz komik geldi bu arada ama yani bu kötüymüş. Aa, çok ayıp. Oğlum çok ayıp değil, niye gülüyorsun? Bilmiyorum, gülgesim geldi. Bu çok şey yok yani. Ya, ayıp olmuş ya, ayıp olmuş. Öyle bir düşüncesi varsa da, bu goy goy yapmak istiyorsa da, arkadaş meclisinde yapsa yine okeymiş de, herkesin önünde yapması çok şey olmamış. Evet. Belki de bu arada hakikaten saygı duymuyordur. O yüzden bu rahatlıkla yapmıştır ama yine de çok bence şey değil. Yani çok rahatsız edici bir şey bu tepki. Ben evet, mesela inanılmaz kınıyorum şu anda bunu. Bir de... Nefret ederim böyle şeylerden. En çok yine kınandık ya. Tabii efendim. Ya oğlum başlayacağım ha. Ya burası nezih bir kanal ya. En çok izlenenlerden biri... Sayende nezih olmayan bir kanal oldu. En çok izlenen yayıncılardan biri yani. Sen evet. Oturup da... Engelli değil de yani Deniz Baykal hani en azından yaşlı... Rahatsız. O kişinin öyle zayıf noktalarından şimdi... Yarın öbür gün de ya Allah korusun Cahre'nin öyle bir duruma düşerse taklidini yaparlarsa hoşuna gider mi? Şimdi bilmiyorum devamında ne konuştular bilmiyorum. Buraya kadar ben izlemiştim ama ben adam öyle duruma düştüğü için taklidini yapmıyorum. Öyle duruma düşmüş olmasına rağmen şerefsizce yerine getiremeyeceği bir görev olan milletvekilliğine devam edip yemin bile edemediği kürsüye çıkmasıyla dalga geçiyorum. Mesele o aslında. Bununla ilgili geniş bir videom var. Merak eden izleyebilir. Baykal Paradoksu diye. Merak eden gitsin izlesin yani. Devamında konuşuyorlar mı o kısmını bilmiyorum. Bakalım. İçerisinde falan hoş olmaz tabii. Birinin bir rahatsızlığıyla dalga geçmek çok kötü bir ya şey. Ya ben bir gün elden ayaktan düşersem milletvekilliği yapmam. Haksız yere bu milletin sırtından ayda 300-400 binlik bir zarar olmam yani oluşturmam. Onu bu millete yüklemem. Yüklersem şerefsizimdir. Her yerimle dalga geçebilirsiniz. Çünkü o kişinin tercihi değil. Evet. Ve onu aynen. Sen böylesin deyip direkt ayrıştırıyorsun ve kötü dalga geçiyorsun. Hoş değil yani. Şimdi tabii Cahre bundan çok fazla linç yedi. Sonrasında yaptığı açıklamayı hemen izliyoruz. Umurumda değilsiniz falan. Bir durum var. Asla milletvekilliğinin gerekliliklerini yerine getiremeyecek hasta bir adam var. Ama ben hala bu adam aktif görev alırmışçasına bu adamın maaşını ödemeye devam ediyorum. Acaba Deniz Baykal ne düşünürdü bu konuyla ilgili diyorum ve taklidini yapıyorum. Peki sizce Deniz Baykal bu videoyla ilgili ne düşünürdü ha? Deniz Bey ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı? Atanamamış Nevşin Mengü çok gerildi şu an. Gerek yok. Aynen görüyorum.
Neyi görüyorsun? O dudağının yanındaki o gerilmeyi. Hayır. Görüyorum herhalde. Kanka şöyle bir şey var. Çok nefret ettim şu an. Bahsettiğim. Sen zaten nefret ediyordun ki. Bahanen oldu. Konu çok doğru siyasi olarak. Üslubu çok kötü. Deniz Baykal'ın gerçekten o halde meclise nasıl bir katkısı olabilir abi? Şunu bitirelim mi dur? Bitirelim sen devam et. Buyurun. Bunu yapabiliyorum. Bu durumla en fazla dalga geçebiliyorum. Yani ne yapmamı istiyorsunuz? Ben Antalya'da yaşıyorum. Gerçekten bu adam benim vekilim. Ben Antalya'da yaşıyorum ve bu adamın Antalya ile ilgili sorunları vesaireleri meclise taşıması gerekiyor. Bana Deniz Baykal'ın son yıllarda neler yaptığını mecliste birisi söyleyebilir mi lütfen? Diyor. Ama bu başka bir şey. Yok değil. Yani yaptığı şey başka bir şey, anlattığı şey bambaşka bir şey. Yo. Yani ne yapayım, al dalga geçiyorum sadece diyor. Geçmeyeceksin ama. Ne yapacağım? Geçmemelisin zaten. Güldüm ama gülmemem lazım aslında. Bence gülmelisiniz abi. Sen hala sürtüyorsun bu arada. Hala daha hiç. Çünkü adamı da bilmiyorum. Sadece taklidi komiğime gitti. Evet. Ama komik bir şekilde yaptı yani. Yani eleştirisi olabilir ama bunu bu şekilde de aktarma yani. Değil mi? Başka bir şekilde. Evet. Başka bir yolu bulabilirsin. Çünkü gerçekten zeki. Bulamadım abi. Çok zeki değilim. Ya gördünüz mü? Bulamadım. Ablacığım vallahi başka bir yolu bulamadım. Özür dilerim. Şimdi anlaşılmayan şey şu. Bazen toplumun sinir uçlarına basman gerekiyor. Anlatmak istediğin şeyi anlatabilmek için. Başka türlü olmuyor yani. Çünkü benim bu hareketi yapmam ne kadar saçmaysa o herifin de milletvekili olması o kadar saçma aslında. Bunu anlamıyor insanlar. Bu kadar saçma bir şeyi ben düzgün bir şekilde anlattığımda tepkim en fazla şu olurdu. Ne yapalım abi, o kadar bu işe yaramayan milletvekili var, o da oluversin. Ama bu kadar saçma bir şeyi bu kadar saçma bir şekilde gündeme getirince aga ne oluyor diye bakıyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu yani. Aklı çalışan biri yani. Eleştirince bence çok çocuksu bir hareket olmuş oluyor. Bu şekilde eleştirince. Hani o adamı hiç sevmiyor da olabilirsin de. Yani bir tek o durumda olan insanlar onlar değil. Hepsine dalga geçiyorsun bunu yaparken. Genelleme oluyor. Evet, kötü bir genelleme oluyor. Yok, hepsine dalga geçmiş. Spesifik olarak Baykal'la dalga geçiyorum. Yani bak tüm bunlara şeyi ekleseydi orada aşırı bir tepki gösterdim, saygısızca oldu. Yok. Biliyorum, farkındayım ama yerinde işte tepki. Bu adam benim vekilim bilmem ne işte hiçbir şey yapmıyor falan deseydi yine okeydi. Ya yarın yok. Öbür gün ailenden birinin başına gelir oradan çıkar hiç gerek. İşte ay. Benim ailemden birisi ya benim babam şu anda şeker hastası 73 yaşında. Benim babam şu anda cerrahlık yapmaya çalışsa onun da hastalıklarıyla taşacak geçebilirsin. Benim babam şu an cerrahlık yapabilir mi amına koyayım? Ödeyin parasını o zaman. Benim babam cerrahlık yapsın bro. İstese yapar. Ama bence yapmaması lazım. Ameliyatta şekeri düştü çıktı. Ne olacak şimdi? Olmaz baba. Bazı şeyler olmaz işte. Yok, anlıyorum. Çok sinirle ve öfkeyle verdiği bir tepki. Konusunda da aslında haklı olabilir ama keşke özür dileseymiş. Yok, babam çok taşaklı hala. Bir iğne yaptı, hissetmedim bile. Yaptım mı dedim. Yaptım dedi. Dedim ne aramına koyayım, ben hissetmedim. Yaptım dedi. Böyle de bir adam. Ama yayılmadı. Evet. Neden öpüşen şireki açmıyorsun? Cehalet Prensesi İrrem'in doğum günü kitabı. O kim oğlum, öyle bir prensesimiz çok bizim siktir git abla. Açmayacağım zorla öpüşen şireki. Bir şey mi o? Kötü bir şey mi olur Twitch'te? Ben olur de abi. Sen kendi yayında açsana ya. Tamam, açacağım. Kendi yayında aç ya. Açacağım be, ah be. Onurcan Erdem'i Cimer'den şikayet ediyoruz. Böyle bir akım başlatacağız. Abi Invincible gelir mi? Hadi geçelim ya.
Eti Canga, Alper Canga. Ben oyun da oynayamıyorum. Yüzde kaç oldu bu arada? Olsun da beklediğimden hızlı gidiyor ha. Nasıl entegre ediyordun Twitch'e, Amazon Prime'a? I don't know man. Man, I don't know man.